Gün Gezgin kanalından herkese merhaba, ben Umut. Bugün yine bisiklete çıktık, dolaşıyoruz. Bugünkü rotada Ahlat Biber civarı var. Yine Dikmen üzerinden geçeceğim. Oradan bu videoda ayrıca ürün tanıtımı da olacak. Hop amca. Amca, bak bir amca. Bak bir, geliyorum. Amcayı boş verelim, devam edelim. Ürün tanıtımı falan olacak. İki tane ürün tanıtacağım videonun kısmında. Buradan itibaren başlayayım dedim, gittiğim yere kadar. Ankara'da beni en çok yoran yollardan biri. Ankara'da beni en çok Ahlat Biber yokuşu yorar. Onu da ekleyeyim. Bir Ahlat Biber yokuşu, bir de TRT yokuşu. Bilenler bilir zaten. Bu iki yer için hiçbir yer olmaz da, oralar çok yarar. Uzun zamandır video atamıyordum. Sebebi de 12. sınıfa geçtik artık. Hayatı biraz sakinleştirmek lazım. Farklı şeyler açısından. Biraz daha derse odaklandım. Bakalım. İnşallah çalışacağız. Bir sene boyunca çalışacağız. Bisiklet hakkında da planlarım var ama üniversiteden sonra böyle şehirler arası yollar. Belki ülke dışı bile yani. Ama önce şu sınavı halletmemiz lazım. Arkadaşlar ileri zamanda şu bilekliğin yaptığı saat her neyse onu da incelemesi gelecek. Sadece uzun kullanım testi videolarını daha anlamlı bulduğum için böyle 1-2 ay kullanma için zaman ayırdım kendime. En sonunda onu da videosunu çekip açıklayacağım. Orada at git. Evet. Parke çok tehlikeli arkadaşlar. Eğer yapmak zorunda kalırsanız daha deminki gibi çok dikkatli olun. Birden yol atlıyorlar. Daha demin gördüğünüz gibi. Birden. Hızlı giderseniz çarpışma ihtimali %90'lara kadar yani. O derece tehlikeli bir şey. Yapmayın. Ayrıca gördüğünüz gibi kapağlarında arabaların. Bu şeride ortalayarak gidiyorum. Arabalara yaklaşık durmuyorum bu taraftaki arabalardan uzak durmak için. Ortasında. Çünkü onlar kendi şeritlerinde. Bu taraftan da kapı açılma ihtimali var. Bunlara karşı her zaman bir hep bir tarafa değil iki tarafa da bakın. Gerekirse arkaya bile bakın. Dönüp de. Ama bakın, bakmak önemli. Dur dur hele dur. Ben yoldayım işte. Öyle, o yüzden şöyle bir kaldırıma çıkalım. Oh. Amortisör kapalı kalmış. Çat. İyi girdi daha demin amortisör bir yerlere. Yokuş çıkarken amortisörü kapattığım için açmayı unutmuşum. Çok güzel girdi daha demin. Şuradan hemen hızlıca hızlıca. Burası tehlikeli yerlerden birisi. Çünkü Konya yolu ve vızır vızır arabalar akıyor.
bu arada yaklaşık 5 seneden sonra ilk defa bir zil kullanacağım. Kullanıyorum. Yeni aldım. Alışkın değilim, buraya koydum ama elime zor geliyor zaten. Çıktık. Bu taraf durdu. Burada da şöyle arabanın yanına geçeceğim sana. Güvenlik şeridinden devam. Şimdi kapatıyorum. Diğer tarafta açacağız kamerayı ve devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Ahlatlı benim oraya tam varmadan sağa döndüm. Buralarda ne var diye. Burası bir sosyal tesismiş. Girişinde yazdığına göre. Fakat bu yol çok hoşuma gitti. Çekmek istedim. Bayağı dümdüz. Güzel bir yol. Acaba nereye gidiyor? Buraya ilk defa geliyorum. Yan taraf askeri bölgeymiş. Bu tarafın sol tarafının olduğunu bilmiyorum. Ama bu yol çok hoşuma gitti gerçekten. Mükemmel bir yol. Ankara'da bulabileceğiniz en güzel yollardan birisi diyebilirim. Gayet güzel. Sürüyorum. Bakalım bu yol nereye götürecek. Şuradan girdim galiba içeriye. İçeride insanlar oturuyor mu? Kimse göremedim. Bir girelim, bir bakalım. Nasıl bir yer? Ona göre kararımızı veririz. Şöyle arkamı bakayım. Yapım aşamasında mı acaba ya? Galiba yapım aşamasında, evet. Daha burası açılmamış. Aşağıda ne var acaba? Şimdi merak ettim, gitmezsem olmaz. Ürün incelemesi için yer bakıyordum. Böyle değişik değişik yerlere denk geldik. Aslında şu ormana girmeyi çok isterim ya. Bu taraf ODTÜ'nün olmalı yani. Bu arazi için ODTÜ'ye girebilirsiniz. ODTÜ bu arazinin içinde işte. Söyleyemedim ama öyle yani. Şimdi buralar değişik yerlere gidiyor. Ben bu yokuşa inmem. Evet, güzel yerleri gördük. Şimdi halkı ver dönelim. Asıl gitmek istediğimiz yere gidelim. Hızlı gidiyoruz burası zaten. Hop hop hop. Amortisörünü kilitle. Bu sefer zamanda açtık. Patlamaydı. Şöyle sağa sola. O tarafta bir yerlere gidiyor da oraya gitmesim gelmedi. Orada düz yol ama giderim artık. Buranın da girse hiçbir şey yok. Ne bisiklet girebilir giremez. İçeride de kimse yok. Değişik bir yer. Ama büyük ihtimalle buraya girmek yasaktır. Ama işte ben görmediğim için girdim yine de. İçerisi yapım aşaması ama tam yapılmamış, yapılıyor. Burası askerinin girişi ya da çıkışı. Ama oranın girişi yasak yazıyor yani. Hızlı gidiyoruz inşallah, sıkıntı çekmez. Düzler fena tutmuyor, çat karşıya. Şöyle dönelim. Şurası Anayasa Mahkemesi. Karşısı Ahlatlı Bel. Ahlatlı Bel çok uzun süredir burada. Ben kendim bildim bile Ahlatlı Bel var. Ne zaman yaptı da aklıma bu bilgim yok.
şimdi yana döneceğiz. Ama şu ışıklı tan yeşil yanmasın. Yanarsa sıçırız. Şöyle dönelim hemen. Evet. Burada da kırmızı. Hız 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 hız. Aynen geçebildik. Ağlatı böyle girdik. Buralar kapalı mı bitiyor? Galiba. Şöyle yavaş yavaş gidelim bari ki. Burası değişmiş ya. Daha güzel değişmiş. Gelmeye de. Böyle her yere çekiyorum da inşallah sıkılmıyorsunuz. Tabi buraya kadar izlediyseniz de orası ayrı mevzu zaten. Yukarıda ne var ya? Havalı yeni yeni yerler açılmış burada. Burası elden geçmiş belli, eskiden böyle değildi. Şunu normal yolu yapmak çok zor bir şey değil. Sadece maviye boyamış, üstüne bisiklet çizilmiş. Bu kadar basit. Şunu yapın ya. Evet, gireyim ormanın içine. Burada yer bulurum ya ben. Ama çok karanlık. Şu anda bayağı sarsılıyorum. Kamera o kadar sarsılı da olmaması lazım. Böyle saçmalıyor olabilir ama. Sarsılmamak için kendini zor tutuyor olabilir. O yüzden saçmalıyor olabilir. İnşallah kötü çıkmaz görüntü. Evet, şimdi burada bir yerde konaklamamız lazım bizim çekim için. Düz bir yer olsun. Bulamıyoruz. Şöyle aşağı inelim o zaman ya. Burada çok boş boş köpek var ama. Ve yalnızca geliyor duruyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar. Ne gidiyorlar ne havlıyorlar. Şimdi böyle dedim diye ıstırılmayayım da. Durardan atlamayı zıplamayı çok severim ama işte. Şimdi kamera var. Kötü çıkar. Şöyle giderim. Şurası boş. Tur inşallah. Çünkü orası güzel bir manzarası var. Boşalma ihtimali düşük diyorum. Ama bu yol buralar tamamen boş. Şöyle bir testimizi düşeceğim de geri çıkacak şekilde. Buralar gayet iyi ama ben en son buraya geldim de şuraya oturdum. Sonra baktım arkamda iki tane köpek. Beni izliyorlar. Kaçtım ondan sonra hemen. Burada duralım. Şöyle göstereyim. Güzel bir yer burası. Evet arkadaşlar. Çıktık Ahlatlı Bel'den.
akşam olmasını biraz bekledim, havanın kararmasını. Çünkü şu incelediğim farı, lambayı karanlıkta da çekmek istedim. O yüzden bekledim akşama kadar. Şimdi gidiyoruz geldiğimiz yoldan geri. Bu yol çok eğlenceli fakat çok da tehlikeli, acayip tehlikeli. Şu anda o kadar çok tehlike yok fakat ileride dönüşte yoluma dönerken çok tehlikeli, göreceksiniz. Burada ne yapmışlar? İnşallah bize de bir gün onlardan nasip olur. Burası inşaat halini gibi bir şey olmuş. Neyse biz gidemiyoruz bakalım. Buranın basması acayip eğlenceli. Tek eğlencesi bu, basması. Dümdüz gidiyorsun abi. Araba gelmiyor be. İşte bu be. Şimdi de eğiliyoruz, hızlanıyoruz ve gidiyoruz. İşte bu be. Yaklaşık 50 kilometre falan çıkıyor. İyice yatarsam 60-70'e de çıkıyor ama kameranın görmesi lazım. O yüzden yatamıyorum. Evet, yandan arabalar akın akın. Gelin yavrum gelin. Şimdi benim şu Ford'un arkasından girmem lazım. Girdim. Yolun en tehlikeli yeri burası diyebilirim. Çünkü buradan dönüşte kimse görmüyor. Görmesine imkan yok zaten. Döneceğiz şimdi. Hadi bakalım. Burada da yata yata böyle. Ben bile önümü göremiyorum. Arkadan gelen araba beni nasıl görsün en köşede küçücüğüm. Ama işte normalde kulaklı, çift kulak takarken buralarda bir tanesini çıkarırım. Şöyle girelim yola. Arkamda araba gelmemek lazım. Bir tane Mercedes geliyor. Şurayı geçti mi bitti. Burası da önemli. Buraya dönmez aynen. Bundan sonrası inşallah kolay gider. Sonuçta ana yol bura. Bisiklet için tasarlanmamış da gidecek başka yol yok. Buradan gitmek zorundasın. Ormanın içine giremiyorsun bir. Başka da yol yok iki. Buradan gitmek zorundasın üç. Aynen. Şimdi gideceğim yere gideceğim abi şimdi. Aa, vites düşmedi. Düşmüyor. Neden düşmüyor? Şurada köpekler var. Avlamazlar inşallah. Geçen avlarlar bayağı. Buradan geçerken. İyi. Gördüğünüz gibi. Keşke gösterebilseydim kamerada. Belki çıkmışlar ama iyi koştular. Motorda falan olsan bassan kaçarsın da. Basamayacağın yerde bisikletle yakalanıyorsun. Güzel olmuyor yani. Buradan yardır.
videoyu kapatacağım az sonra. Future'e gireyim de burası kaynamaya başladı. Evet. Gece şu lambanın testini burada yapacağım. Hava kararsın biraz. Neyse videoyu kapatalım. Bugün bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Erkin Cermen videosu böyle çok uzun olursa bu videoyla karşılayınca Erkin Cermen'in ayrı videolar katarım. Onu da öyle size bir sürü işte atarım. Bakacağım. Bilgisayarın başındayken karar veririm buna. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Her zaman da kask takın kask. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.